Merhaba arkadaşlar. Streamer'ın 12 Ekim'de başlayacak olan 3. testnetinin kodları yayınlandı. Şimdi ilk önce sıfırdan nasıl not kurabileceğinizi göstereceğim. Daha sonradan da eğer notlarınız açıksa bunları nasıl güncelleyeceğinizi göstereceğim. Şimdi bu sıfırdan kurulumda ilk önce yaptığımız, eğer arada kaldığınız şeyler olursa önceki videolara da bakıp izleyebilirsiniz. İlk önce apt update yazarak bir update aldık. Bunu zaten direkt elle yazabilirsiniz. Ondan sonra Docker kurulumu için şu kodu kullanıyoruz yine. Bunu kurulumunu yapıyor. Bunu hemen kurmak zorunda değilsiniz. Ayın 12'sinde başlayacak dediğim gibi. Bakın sitesinde de bu şekilde bir sayaç var. Yani ödül kazanmaya 3 gün 21 saat sonra başlayacak ve bir hafta sürecek. Ben erkenden olsun diye kuruyorum şimdi. Tamam, kurulum gerçekleşti. Şimdi şu ilk kodu kullanıyoruz. Kodları nereden aldığımın linklerini yine aşağıda bulacaksınız. Oluşturduk. Şimdi kendi dosyalarını indiriyoruz bu ikinci kodla. Ben şu an dijitalin konsolunu kullandığım için sağ tıklayıp CTRL-V çalışmıyor. O yüzden sağ tıklayıp yapıştır yapıyorum. Siz PuTTY kullanırsanız orada zaten nasıl kullanacağınızı biliyorsunuz artık. Kendiniz nereye kullanırsanız ona alışmışsınızdır. Zaten çoğunun aynı. Böyle farklı, küçük farklılıklar oluyor. Eğer PuTTY kullanıyorsanız hepsinde klasik zaten. Şunu biraz yüklemesi uzun sürecek. Yükleme bittikten sonra böyle bir ekran geliyor yine. Buradan generate yaparsanız yeni oluşturulur. Import yaparsanız eski keylerinizden birine yapıştırabilirsiniz. Ben import yapacağım. Eski keylerimden biri olduğu için import'a geçtim. Onlardan birine yapıştıracağım. Devam edeceğim. Böyle tıkladığınızda sizden eski keylerinizden birinin özel kodunu istiyor. Bunu zaten almıştık videolardan hatırlıyorsunuzdur. Siz ilk defa katılıyorsanız ya da yeni keyle yapmak istiyorsanız dediğim gibi generate yapıp devam edebilirsiniz. Şimdi burada yapıştırdık. Enter'ladık. Zaten direkt buldu. Sonra bir daha enter. Şimdi dosyayı soruyor bana. Bir daha enter'lıyorum burada. Ve gördüğünüz gibi bana yine key'imi verdi. Bakalım doğru mu? Doğru. Şimdi bundan sonraki kod Tmux. Biliyorsunuz Tmux'a geçiyoruz. Tmux yazdık. Şimdi son kodla çalıştıracağız. Enter. Şimdi versiyonu burada önemli. Bakın versiyon 30.0 olmak zorunda. Görüyorsunuz burada 30.0 göründü. Şimdi biraz daha ilerlesin. Güncellemesine geçeceğim. Nasıl güncellediğinize eğer Google'dan kuracaksanız bir önceki videomda Google'da kurmuştum. Oradan bakarak benzer şekilde kodlarını bu videodaki kodlar kurulum şekli ise oradaki bakarak yapabilirsiniz. Evet, şu anda böyle ekranlar çıkardı. Sizin de böyle bu şekilde devam edecektir. Şimdi nasıl güncelleyeceğinize geleceğiz. Şimdi CTRL-B D yaptık. Arkaya attık. Biliyorsunuz CTRL-B'ye basıp D'ye basınca arkaya atıyordu. Şimdi update'i de şu şekilde yapacaksınız. Ekran bu şekilde yine root'la bağlandık. Şimdi ilk önce şunu yazıyorsunuz. Şimdi size burada hangi Docker'da çalıştığını gösteriyor. Ondan sonra Docker'ı durduruyorsunuz. Şöyle şuradaki size ID'niz, bunu kopyalıyorsunuz. Stop'tan sonra bu şekilde yapıştırıyorsunuz. Enter. Şu an bunu durdurdu. Durdurdu. Daha sonradan şu kodla sonuncusunu güncelleme dosyaları güncelliyor. Şimdi çalıştırma kodunu gireceğiz yine. Şurada yine Tmux'a bağlandık. Ekranına geçtik.
Yine şu aynı kodu yapıştırıyoruz. Bu kod yine başlatma kodu. Bunu join kısmında bulacaksınız. Update kısmında yok. Zaten o sizi yönlendiriyor. Şöyle Enter'a bastık. Gördüğünüz gibi yine 30 ile başladı. 30 ile başlayıp biraz da ilerlemesini gördükten sonra CTRL-B artı D'ye basarak arkaya atıp bekleyebilirsiniz ayın 12'sini. Ondan sonra dediğim gibi yeni güncelleme olursa bunu da paylaşacağım. Ekran bu şekilde akmaya başladı. Sıkıntısız bir şekilde. Bu barlar falan çıkabilir şu an çalışmadığı için. CTRL-B'ye bastık. Sonra D'ye bastık. Arkaya attı. Bu kadar. İki işlemde bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.